Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sürpriz bir video ile beraberiz. Babamın yeni aldığı kasayla ve kasanın anakartıyla beraber kasanın hepsini toparlayacağız. Şimdi babamı çağırıyorum. Gelir misin? Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir hafta önce bir sistem toplamıştım. MSI Make Z390 Ace anakartı almıştık arkadaşlar ve işlemci almıştık onunla beraber. İkinci el almıştım onu. Onda problem çıkmıştı arkadaşlar. Anakart ve işlemci mavi ekran hatası verip duruyordu. Satan kişi de söylemişti ama aldım ben getirdim. Bende de o hatayı vermeye devam ettiği için ben de aradım arkadaşı. Sahibini yani geldi. Anakartını da aldı gitti. İşlemcisini aldı gitti. Ve o sistemi toplarken de söylemiştim. Kasamı satıyorum diye. Eski kasamı satacağım. Yeni kasa alacağım diye. Şimdi o kasamı sattım arkadaşlar. Yerine yeni Color Master'ın kasasını aldım. MB520 RGB Master Box kasasını aldım arkadaşlar. Bu o işlemciyle anakartın yerine bu işlemciyi aldım. İşlemci aynı işlemci. Tek farkı sıfır olması. Kapalı kutu kesinlikle. Ben kutusunu açtım ama bakmak için. Kapalı kutu kesinlikle. Bu da kapalı kutu. Bu da sıfır kesinlikle. Bu da zaten vatandan aldım. Yeni sıfır bu da. Şimdi derseniz bunlar arkadaşlar videosunu toplamaya geçelim. Bana da kızım burada toplamada yardım edecek. Bugün işimizin kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü yardımcım var benim artık. Ve tek bilgisayar toplayacağız. Anakartım ROG Maximus gerçekten muhteşem ötesi bir kart. Bunu koyayım arkaya. Bunu zaten aşinayız bunun bilgilerine. Biraz bundan hemen kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Ne var ne yok diye. 1151 LGA soketini destekliyor. 8 ve 9. nesil işlemcileri destekliyor. Intel Core işlemcileri bu arada. Z390 çiplerine sahip 64 GB maksimum RAM desteğine RAM desteği sunuyor. 4400 MHz overclock MHz'e kadar destekli overclock'la beraber XMP profili var. Neymiş? Expansion slot. Onu anlamadım ne olduğunu. Boş ver geçin onu. Multi yani çoklu ekran kartı SLI veya Crossfire desteği var arkadaşlar. ROG Maximus Hero Wi-Fi. ROG Maximus 11 daha doğrusu Hero Wi-Fi Gaming Motherboard oyuncu anakartı arkadaşlar. Kasamızda Color Master söylemiştim MB520 RGB kasamız arkadaşlar. Şimdi kasamızı dilerseniz ben kutudan çıkartayım. Az çok bir bakalım neyi var neyi yok. Bu arada tanıtmış gibi bir şey olalım. Alacak olur. Yani kim başka biri alacak olursa da bilgi sahibi olmuş olur. Bunu ben şimdi koyayım arkaya. Kasamızı hemen çıkaralım. Ne çıkmıyor bu? Son adam düşer bak. Yardımcısın işte. Neyine yardımcısın? Recep İvedik demişti. Yavaş yavaş yavaş. Bak cam var. Dikkat et bak. Tükkiye gider. Cam var cam var. Yavaş. Alttan tutsam böyle. Tamam bu düştü. Al bunu. Var. Bu tut şunu şimdi. Ay özür dilerim. Şey olmaz. Bunlar lazım değil. Onları koy kenara. Bak koy şunu. Bunu da koy kutusunu. Evet arkadaşlar kasamız gördüğünüz gibi bu şekilde tek taraflı temperli cam. Benim eski kasam çift taraflı temperli cam. Hiç önemli değil arka tarafın temperli olması. Önemli olan bu tarafı zaten. Kasamızın ön yüzünü göstereyim hemen. Bu şekilde arkadaşlar. Üstünde ne var önünde? Çıkamıyorum. 2 tane 3.0 USB girişi var. Mikrofon girişi, kulaklık çıkışı, power tuşumuz ve reset tuşumuz var önünde. 4 milim kalınlığında temperli bir camımız var arkadaşlar. Kenarları siyahla karartılmış. 2 vidayla tutturuluyor. Benim eski kasam 4 vidayla tutturuluyordu. Arkada kor zehir var. Bu da 4 vidayla tutturuluyor. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar yere düşmüyor. Öyle bir açılmadı bu. Ulan ben nasıl tutmuş herif bunu? Dur dur. Tabi bu vida çıkmıyor üstünden galiba. Aynen vida işte çıkmıyor üstünden. Vida üstüne kalıyor. Vida açtığınız zaman dur. Vida açtığınız zaman vida çıkmıyor üstünden. Yani düşmemesi için, kaybolmaması için. Böyle ben çektim zorluğunca çıkıyor tabi de. Açtığınız zaman da gel şöyle. Bak açtığınız zaman da buradan düşmüyor. Altında bir demir yapmışlar bunu. Böyle çekiyorsunuz. Bu şekilde altına bir şey yapmışlar böyle. Burayı geçmeli bir şekilde. 4 vidadan daha iyidir. Bunu kenara koysana şeyi. Ama dikkat et düşer kırılır bak.
Üzerinde toz filtresi var. Kasamızın üstünde 140 milimetre, pardon 120 milimetre, 240 milimetre ve 280 milimetre radyatöre kadar destekliyor sıvı soğutmalar için. Önünde ise 3 tane fanımız var. RGB fanımız. Arkada tek bir egzoz fanımız var. Siyah RGB olmayan. Öne de 360 milimetre radyatöre kadar sıvı soğutma desteğimiz bulunuyor arkadaşlar. Kasamız bu şekilde. ATX, mikro ATX anakartlar destekliyor. Bunun için de bakalım neler çıkıyor. Makas nerede? Makas burada. Makas ver. Elini kesme, dikkat et. Kesmem, dikkat edelim. Dur. Kasamızın içinden kablolar toplamak için plastik kelepçe çıkıyor. 15, 10 tane falan. Evet, 10 tane falan plastik kelepçemiz var. Tamam, Nerede? dikkat edelim. SATA güç Tamam. girişiyle ihtiyaç duyan ne bu? Bakayım. SATA ile çalışan ne bilmiyorum ama. Ha, RGB bağlıyor buraya sanırım. Aynen RGB bağlıyor arkadaşlar. Bir de reset tuşunu switch'ini buna bağlayarak arkadaşlar. Burada iki tane pin girişimiz var. Buna bağlayarak arkadaşlar şey yapabiliyoruz. RGB'li modlarını değişebiliyoruz fanlarımızın. Evet. Bu da SSD'lere bağlamak için bunu arkaya takıyorsun. SSD'leri buna bağlıyorsun. SSD'nin vidası var daha doğrusu. Burada vidalarımız var. Vidaları SSD'ye bağlıyorsun. SSD'yi de bu lastiklere geçiriyorsun. Geçmeli bir şekilde. Güzel kolay montajı oluyor bunun da. Artık yeni kasamız bu. Oyuncu kasamız bu arkadaşlar. Bunlar doğrusu kaç tane var? 2, 4, 6, 8 tane lastiğimiz var. Bu da dediğim gibi vidalarımız bizim. Üstüne de sıkmak için anahtar var bir tane. Hem fanlarda şeyi Molex de bağlanabiliyor. Hem de 3000 girişi var. Anakarta direkt takabiliyoruz. Ben anakarta takacağım. Niye derseniz anakarttan BIOS'undan kontrol edebiliyoruz fanları veya ASUS'un fan kontrolü var. Fan kontrol programı daha doğrusu var arkadaşlar. Onun sayesinde fanlarımızı birçok ayarlarımızı yapabiliyoruz. Ben Molex'i kullanmayacağım. Bu direkt taktığın zaman fanlar çalışıyor. Hiçbir ayar yapamıyoruz bunda. Eski kasamdan biliyorum. Bu da RGB çoklayıcı. 3 tane RGB, tek RGB yapıyor ve anakarta takıyorsun bunu. O şekilde hepsi aynı anda kontrol edilebiliyor. HD audio ses girişimiz var. Power, reset, charger, hard disk, şeylerimiz var işte. Bunlara aşinasınız zaten. 3.0 USB girişi için gereken kablo. Kasamız bu şekilde, üstünde toz filtremiz var demiştim. Kalsın üstünde. Altında Var. bunu biraz daha iyi yapabilirdi Core Master. Kenarlarına bir şey yapabilirdi, plastik falan. Mesela Corsair de var, çok güzel o. Bu da bu şekilde toz filtremiz. Dur, kasamızın Boyuna. ölçüsünü bir alalım, boyunun ölçüsünü bir alalım arkadaşlar. Dur, çık şuradan sen. Gel şöyle. Heh. Kenardan tuttuğunuz zaman tam 41 santim, 42 santim uzunluğunda bir kasamız var. Hatta daha da derin içi. Ekran kartı, yani üçlü fan ekran kartı rahatlıkla takabiliyoruz. Üç fanı destekleyen, üç fanlı ekran kartlarını rahatlıkla takabiliriz. Yüksekliği söyleyeyim. Tam 43 santime kadar geliyor. Buraya geldiği zaman 45 santim oluyor. Çünkü altı boş bunun. Ve derinlik bu oluyor. 18, 17,5 santim derinliğinde kasamız var. Sıvı soğutma üstü taktığımız zaman ben üstüne takacağım. Radyatörün altına fan taktığınız zaman anakartın MOSFET soğutucularına gelmiyor kesinlikle. Bunun Color Master kasayı genişleterek ve anakartı arka tarafa yaslayarak radyatörü de ön tarafa çekerek bu soruna güzel bir çözüm bulmuş. Benim eski kasamda vardı böyle bir sorunum. İnsanın canını sıkıyordu. Mesela radyatöre fan taktığınız zaman direkt MOSFET soğutucularına kadar geliyordu. Aşağı iniyordu. Bu da sıkıntı yaratıyordu. O kasamı da sattım. O eski kasamdı. Artık yeni kasam bu. Bu da yayın kasası. Şimdi bunu arkadaşlar hep beraber toplamaya geçelim. Bence de. Geçelim mi? Geçelim, çok uzattık. Vallahi çok uzattık. He. Hadi geçelim bakalım. Şimdi öncelikle power'ımızı bir takalım arkadaşlar. Power ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Power sisteme güç veriyor. Elektrik veriyor yani. Anlaştık mı? Anlaştık. Ya buna güç veriyor. Ona diyor bütün sistem, anakarta, işlemciye, ekran kartına. Tamam mı? Peki anakart ne? Anakart, bak Maximus var ya, o anakart işte. Hani biraz önce dedik ya anakart.
Evet, o anakart işte. Ben anakartı işi mavi şey sandım. Ne bu mu? Hı. O işlemci CPU. Şimdi ne yapacağız? Tam orada bir de 4 tane vida bağlanıyor. Şimdi ne yapacağız? Anakart takacağız bence. Anakart takacağız, aferin. İşte canavar burada, anakartımız burada. Gelir. Al bakalım şu an. Kutusu bile değişik bu anakartın. Yavaş çek 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 çek. Kameraya dokunma. Bu kolun kameraya değecek. Çok güzel. Bitti. Aferin. Şimdi yapıştırabilirsin. Gel şurada bir tane var. Gel bunu da çek. Hangisi? Şurada var. Ses yapma. Onun sesi gelsin. Bunun sesi yokmuş. Evet, yok. Bak şurada bir tane var, bunu çek bakayım. Hangisi? Bakayım. Şurada onu olacak. Onu mu var? Aynen. Yok. Dur dur dur. Varmış. Çıkmıyor. Bak şurada da var hatta. Heh, çek onu da. Biz de gidip ortasını arıyoruz. Bak şurada olmadı. Bir tane var. Oldu oldu. Bunda da var işte. Onun da yarım yarım geldi. Bu yarım yarım zaten. O ayrı, o ayrı. He. Heh, çek onu da. Ses yapma. Evet. Bir tane de burada var. Çok güzeldi. Şurada var bir tane. Çek onu da. Evet. Şimdi. Bu sana biraz kötü oldu. Aynen, olabilir. Neyse. Boşver. Tamam. Dur şimdi. Kasamızda toplam kaç tane? 2, 4, 6, 7 tane USB girişi var. Bir tane Type-C, Tip-C daha doğrusu. Tip-C mi oluyor bu USB girişimiz? Aynen, Tip-C USB girişimiz var. Gen 1 mi? Gen 2 mi? Onu yazıyordu ama emin değilim ondan. Yalan atmayayım şimdi. Start tuşumuz var uzay montaj için. Burada ekranlı gene anakartımız. İşlemci sıcaklığını gösteriyor. Şurada, evet. İşlemci sıcaklığını gösteren veya hata kodunu gösteren bir şey var, ekranımız var. Evet, bu şekilde anakartımız. 2 tane M.2 SSD için termal pet soğutuculu M.2 SSD yuvamız var anakartımızda. 6 tane SATA giriş çıkışımız var. Fan girişlerimiz falan filan, inter milan, her neyse, takalım şimdi bunun yerine. Anakartı bağlarken arkadaşlar 2 tane sıkıntıyla karşılaştık. Biri şu vidalar. Ne anakartın kutusundan çıktı, ne kasanın kutusundan çıktı. Allah'tan bende vardı bu vidalar. Eski anakartlarından kalıyordu. Allah'tan vidalar varmış elimizde, yoksa kullanamayacaktık. Bitmişti. Evet, bitmişti yoksa işimiz. İkinci bir sıkıntı, bu vidaların bağlandığı yer, yani anakartın altındaki yükseltici vidalar var. O vidalardan bir tanesi ne olduysa yalama oldu. Ben yaptığımı düşünebilirsiniz. Ben de bunu aklıma geldi ama ben yapmadım kesinlikle. Şurada işlemcinin köşesinde bir tane vida bağlanan yer. Anakart şey kasanın demirine bağlarken o altındaki yükselticiyi maalesef yalama oldu. Onu da çözüm var. Arkasında bir tane vida buluruz. O vidayı şu an bulamadım ama vida bulurum o dışarıdan. Onu da bağlarım ve şu vidalar ne anakarttan çıktı ne de kasadan çıktı maalesef. Böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Evet, vidalarımızı sıktık. Kore 9999. Evet. Ne var biliyor musun? Bak burada bir tane ok var. Ok. Nerede o ok? Şu ok. Görüyor musun? Evet. Minik bir ok var. Bu ok her zaman şu köşeye geliyor. Hı hı. Zaten o tarafı da göstermiş. Evet. Bak ok buraya geliyor. Bak şurada da bir ok var. Görüyor musun? Hı. Bak şurada siyahın üstünde bir ok var. Hı hı. Gördün mü? Çek kafayı. Heh. Bunu bastıracak, kendi atacak burada. Küt diye bir kendi attı bu. Bu şekilde. Aa. Bak şu oktan bahsediyorum. Ok varmış burada, ok. Bakayım, elinde gel. Görüyor musun? Minik bir okla bu ok üst üste gelecek, denk gelecek.
Asus'un RAM takmasından nefret ediyorum az sona katlara. Niye diyeceksiniz? Bunlar açılmıyor hiçbiri. Bir taraf açılıyor. Burayı geçirmek zorundasınız. Sonra bastırmak zorundasınız. Ama öyle çok zor oluyor. MSI'de öyle değil. İki taraf da açılıyordu. Küt diye bastırıyordun. Çok rahat oturuyordu. Maalesef Asus böyle yapıyor. Bütün anakartlarında böyle Asus'un. 24.000 bağlantısını yapalım. USB 3.0 kablosunun bağlantısını yapıyorum. Bu kasanın önündeki USB'lerin çalışması için. HD audio bağlantısını yapıyorum. Kasanın önündeki ses kulaklık çıkışının bağlantısı bu. Şimdi MK sistemin bağlantısını yapacağım. Küçük tornavida nerede? Buradaymış. İkisinde de termal pet soğutuculuğu MK sistemi yerlerini. Niye üstte takmadım onu da söyleyeyim. Buradan ekran kartı ısınıyor. Her ne kadar soğutsa da bu. Ekran kartının sıcaklığı gene de SSD'ye etmesin diye alta bağlıyorum ben. Bu da MK sistemin soğuması için gereken termal pet. Ama MSI anakartta bunun altında da vardı. Burada da vardı. MK sistemi çift taraflı yani ısısını alıp dağıtıyordu. Bu da bu şekilde. Bakalım ne kadar etkili olacak. Anakartın kutusundan çıkması lazım. Yükseltici bir MK sistemin bağlanması için. Bu şekilde bunu takıyorum. Evet. Bundan bir tane alacağım. Yükseltici vidadan sadece. Şimdi burada MK sistemi 2280 uzunluğunda olduğu için ben de nereye geliyormuş? Şuraya geliyor tam. Ben de bunu buraya bağlayacağım. Elimle sıkıyorum iyice. Şöyle sistemi bağlayacağım. Hiç bastırmadan böyle hafifçe. Yardımcı neredesin? Yoruldun mu? Evet. Fazla sıkmıyorum. Fazla sıktım. Biraz daha gevşeteyim. Hafiften sıktım. Yetiyor ona. Bu ne şekildeydi? Evet, bu şekildeydi. Şu termal pedin şeyinde naylonlu poşetini açayım bir. Termal pet de kopuyormuş neredeyse. Bakın. Evet bu şekilde. Şimdi bunu oturtacağım buraya. SSD'nin üzerine. Burada dikkatli olmak lazım çünkü yapışıyor gerçekten. Yapıştı mı da sökmek sıkıntı. Yine buna fazla sıkmıyorum. Bu kadar yeter. Şimdi egzoz fanın bağlantısını yapalım buraya. Burada bakayım yeri varmış aynen. Burada yeri var. Direkt buraya takacağım bunu. Şimdi sıvı soğutmamızı bağlayalım. Şimdi sık sık hepsini. Bitiyor mu? Bitecek. Tamam. Bunları elimle sıkıyorum. Tornavida hiç abanmaya gerek yok. Çünkü elle sıkılabilen vidalar bunlar rahatlıkla elle sıkılabiliyor. Pinçoklayıcı var arkadaşlar. Bu öndeki 3 tane fanın hepsini tek yerden kontrol etmemize yarıyor. Ben bunu ekstradan aldım. Anakarttan veya kasadan çıkmıyor bunlar. Bunu şimdi CH Fan 2 yazan buradaki pin girişine takacağım. BIOS'tan rahatlıkla kontrol edebilmek için fanların üçünü de aynı anda. Şimdi her şey tamam. Şimdi artık çalıştırmaya geçebiliriz. Dur bacı etme soğuyacaksın. Şimdi soyabilirsin. Çek.
Evet, bir maceramızın daha sonuna gelmiş Evet. bulunuyoruz. Öbür düğmeye de bas. Bunu. Hangisi? Üstündekini. Ha, bas ona. Buna. Aynen bas ona. Kareye. Aynen. Evet. Ne diyoruz en sonunda? Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Bay bay yap. Bay bay.